Futbol Arena'dan mutlu günler. Bugün sizlere Beşiktaş'ın bayrak adamı, Joker oyuncusu Necip Uysal'ın hayat hikayesini anlatacağız. Fazla uzatmayalım, hadi videomuza başlayalım. Necip Uysal, 24 Ocak 1991 tarihinde İstanbul Bakırköy'de dünyaya geldi. İkisi de evli olan bir abisi ve ablası var. Babası belediyede uzun yıllar şoförlük yaptıktan sonra emekli oldu. Anne evde, ev hanımı. Necip Uysal uzun yıllar ailesiyle beraber Bayrampaşa'da yaşadı. Futbola abisinin teşviğiyle Bayrampaşa Yeniköy Spor'da başlıyor. Abisi de Necip gibi bir futbolcu aslında ama amatör kümeden üst kademeye çıkamamış birisi. Necip Yeniyol Spor'da oynarken şimdilerde rahmetli olan o zamanki Beşiktaş'ın altyapı hocalarından biri olan Rauf Hoca'nın radarına takılıyor. Rauf Hoca onu keşfediyor ve Beşiktaş'a kazandırıyor. 12 yaşında Necip için Beşiktaş'ın kapıları resmen açılıyor. Beşiktaş'a ilk transfer olduğunda hem Fulya tesislerindeki antrenmanlara gidiyor hem de Bayrampaşa'daki okuluna gidiyor. Ama Fulya tesisleri onun bir anlamda ikinci okulu oluyor. Okuldan antrenman sahasına, evden antrenman sahasına gidiş gelişler biraz zor olsa da her başarının arkasında bazı fedakarlıklar yatar. Annesi babası sıklıkla onu antrenmandan alıp okula, okuldan alıp antrenmana götürülmüş. Minik takımda oynadığı ilk sezonda tam bir gol makinesi Necip Uysal. Hani şimdilerde diyoruz ya bu çocuk her yerde oynuyor diye. O aslında altyapı yıllarında şekillenmiş bir durum. Tam 27 gol atıyor. Yıldız takıma yükseldikten sonra Yeni Levent Lisesi'nden kaydının alınması sağlanıyor. Neden? Çünkü antrenmanlara gidişler, gelişler daha da sorun olmaya başlıyor. Beşiktaş'ta bu çocuğun antrenmanlara gidiş gelişlerde vakit kaybetmesini istemediği ve gelecek gördüğü için Beşiktaş Lisesi'ne kaydını yaptırıyorlar. Eğitimden bahsetmişken Necip Uysal'ın üniversite mezunu olduğunu da söylememiz gerekiyor. Aynı zamanda üniversitenin de okul takımında oynadı. Hatta Bahçeşehir Üniversitesi bir zamanlar Türkiye şampiyonu olmuştu. Hani diyorlar ya oynamadığı mevki kalmadı, sol bekte bile oynadı, sağ kanatta oynadı. Aslında o altyapıda şekillenen bir durum. Çünkü altyapıda önce ön libero olarak başladı ama yıldız takıma geçtiğinde neredeyse bir sezon sağ kanatta yer aldı. PAF takımına yükseliyor mesela. PAF takımında bazı maçlarda sağ bek olarak da görev alıyor. İnsanlar ona altyapı yıllarında Lampard benzetmesi yaparlardı. Ama Necip Uysal Lampard'a hiçbir şekilde benzemediğini söylüyor her zaman. Açıkçası Lampard'a benzeyen herhangi bir yönünün olmadığını da ben de rahatlıkla söyleyebilirim. Hatta o dönem A takımda olan Aurelio'nun mevkisine düşünülen altyapı oyuncularından biriydi. Ancak Aurelio benzetmesi de Necip tarafından pek fazla takdir görülmeyen bir benzetmeydi. Peki o kimi seviyordu? En sevdiği oyuncu Barcelona'nın efsanevi oyuncularından Andreas Iniesta. Iniesta'yı çok seviyordu. İdolü ise İbrahim Toraman'dı. İbrahim Toraman gibi Beşiktaş'ta yıllar boyunca forma giymek istiyordu. Ancak boynuz kulağa geçmiş olsa gerek bayrak adamlardan biri oldu Necip Uysal. Ve işte 18 senedir Necip Uysal Beşiktaş'ın bünyesinde. Yıldız takım, B gençler, süper gençler ve PAF takımı derken PAF takımından 2008 yazında onu çıkartan isim Ertuğrul Sağlam oluyor. Ertuğrul Sağlam 2008-2009 sezonunun başları diyeceğimiz noktalarda Beşiktaş'tan ayrılmıştı. Mustafa Denizli yönetiminde Beşiktaş şampiyon olmuştu. O dönemlerde Denizli sıklıkla Necip Uysal'ı A takım antrenmanlarına çağırıyordu ama forma şansı vermedi. Bu durumu hiçbir şekilde problem haline getirmedi. Çünkü yılların deneyimi Mustafa Denizli var karşısında. Mutlaka bir bildiği vardır diyerek bekledi, sabretti ve tabii ki de çalıştı. Aslında işte Necip'i Necip yapan durumlardan biri de bu. Beşiktaş'a 12 senedir birçok teknik adam geldi. Necip Uysal'dan hiçbir şekilde vazgeçmedi o teknik adamlar. İşte burada Necip'in çalışkanlılığı, uyumluluğu, tabii ki de disiplinliliği yatıyor. 2009-2010 sezonunda yavaş yavaş A takımda ısınmaya başladı ve 14 maçta forma giydi Necip Uysal. Akabindeki tüm yıllarda tam bir istikrar abidesine dönüştü. As kadronun önemli parçası olduğu sezonlar yaşadı. Rotasyonda en çok tercih edilen isimlerden biri olduğu sezonlar yaşadı. Ama en önemlisi Necip'in kaleye bile koysanız ben oynarım gibi bir felsefesinin olması.
İşte bu sebeple ki şu anda da görüyorsunuz kendi mevkisinden neredeyse daha fazla başka mevkilerde forma şansı buldu. Onun Avrupa hayali her zaman vardı. Hangi futbolcunun Avrupa hayali olmaz ki? Ama öncelikli hedefi amirli takımda oynamak ve Beşiktaş'la şampiyonluklar yaşamak. Şu ana kadar iki lig şampiyonluğu yaşadı Beşiktaş'ta. Türkiye Kupası kazandı. Bir tanesi de yolda geliyor gibi. Bunun dışında Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 turuna kalma başarısı gösteren Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi deneyimini de çok üst noktalarda yaşayan bir futbolcu. Milli takım deneyimi alt yaş kategorilerinde gayet yüksek ama A milli takım formasını şu ana kadar bir kere giydi. 3 Mart 2010 yılında Honduras'a karşı o kutsal formayı terletti. Onun en çok gururlandığı maçsa İnönü Stadı'nın kapanış maçı olan Gençler Birliği mücadelesi. Çünkü o Gençler Birliği maçı Necip Uysal'ın kaptan olarak sahaya çıktığı bir maçtı. Tarih İnönü Stadı'ndaki Beşiktaş'ın son maçında Necip Uysal'ın kaptan olarak sahaya çıktığını yazacak. Çokça eleştirildi, çokça kızıldı, takımda işi yok dendi ama Necip bu eleştirileri göğüsledi, daha çok çalıştı, sırasını bekledi, sabretti. Hocalarıyla her zaman iyi ilişki kurdu. Nerede forma şansı verilirse elinden gelenin en iyisini yaptı. 224'ü ilk 11 olmak üzere şu ana kadar 355 maçta forma şansı buldu. Daha 30 yaşında olduğunu da söyleyelim. Rıza Çalınbay'ın rekorunu kırar mı kırmaz mı biraz zor ama her şey mümkün futbolda artık. Bugün sizlere Beşiktaş'ın bayrak adamı, altyapıdan üst yapıya çıkıp en çok süre alan futbolculardan birinden bahsettik. Necip Uysal'ın hayatından şöyle kısaca bahsettik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.